İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Samosat, Adıyaman'da dinamitle patlatılan tarihi köprü 200 yıl sonra restore edildi. Artsakh, Berzor'da tarım koleji kurulacak. Soykırım kararını engelleyen senatör Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Rus birlikleri Suriye'nin Ayn İsa kenti sakinlerine insani yardım sağladı. Şirak bölgesinin Lernagert köyünde M.Ö. 7. 5. yüzyıllara ait antik yer keşfedildi. Antranik, İnsan ve Asker ve Levon Şant'ın İnsan ve İşi adlı kitapların sunumu gerçekleşti. Bugün ulusal kahraman Gegaznik Mikaelyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman ilinde 200 yıl önce dinamit kullanılarak patlatılan 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü'nün iki yakası yıllar sonra birleşti. Tarihi köprü yaklaşık 2 yıllık restorasyon sonrasında birleşti. Göksu Çayı üzerinde M.Ö. 2. yüzyılda yapılan köprüde yaklaşık 5000 ton kesme taş kullanıldı. Köprü birçok özelliğiyle Batı Ermenistan'ın en önemli tarihi eserlerinden biri olarak biliniyor. Toplam uzunluğu 150 metre olan köprü 7,5 metre genişliğinde olup 3 kemerden oluşuyor. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bir çalışma danışma toplantısında Berzor'da 15 Kasım'da bir tarım kolejinin kurulması konusu ele alındı. Kaşadağ Bölge İdaresi Başkanı Artsakh Press'e yaptığı açıklamada Anuşavan Abrahamyan adlı Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olan Stepan Sarkisyan'ın kolej inşaatı çoktan başladı ve restorasyonun tüm hızıyla gerçekleşmekte olduğu söylenebilir diye açıklamada bulunduğunu ifade etti. Kaşadağ'ın büyük tarım potansiyeli göz önüne alındığında kolej tarım odaklı olacak. Kaşadağ Bölge İdaresi Başkanı, gerekli tüm kadroları seçme umudundayız elbette, diğer bölgelerden uzmanları davet etmemiz gereken zamanlar olacak. Onlar için konaklama ve uygun yaşam koşulları sağlanacaktır. Bu eğitim, yeniden yerleşim ve tarımsal kalkınmanın tek bir projede birleştirildiği harika zamanlardan biri diye özetledi. Dün Ermenilere karşı uygulanan soykırım kararını veto eden ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi üyesi Lindsey Graham bugün yaptırımla Türkiye'yi tehdit etti. Graham, gazetecilere ABD'nin S-400 hava savunma sistemleri ve güvenlik bölgesi konularında kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmadığı takdirde daha önce Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırımların Senato'da oylamaya sunulacağını dile getirdi. Senatör, 100 senato üyesinden en az 95'inin Türkiye aleyhindeki yaptırımlara oy vereceğinden emin olduğunu ifade etti. Reuters haber ajansı, kongredeki kendi kaynağına atıfta bulunarak verdiği bilgiye göre, senatörler Erdoğan'a Türkiye ile ittifaklarını sürdürmek istediklerini açıkça söylediler. Ancak Ankara, Rusya'dan aldığı füze savunma sistemlerinin sonuçsuz kalacağını düşünmemeli. Rus birlikleri Suriye'nin kuzeyindeki Rakka eyaletinin Ayn İssa kentine insani yardım sağladı. İlk ihtiyaç duyulan gıda maddelerinden oluşan toplam 3000 paket kent nüfusuna dağıtıldı. Çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden Rus ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Türk ordusunun askeri operasyonlarının temas hattında ilk kez insani yardımların gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir. IŞİD, DAEŞ teröristleri askeri operasyonlardan sonra burada yeniden güçlendi. Kentin altyapısını ve sulama sistemlerini tahrip etti. Gerici militanlar sivillerden yiyeceklerini ele geçirdi ve içme suyuna erişimlerini engelledi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü ile Almanya'nın Halle kentinin Max Planck Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nün ortak arkeolojik keşif grubu, Artık bölgesindeki Lernagert köyünde kazı çalışmaları gerçekleştirdi. Burada M.Ö. 7. 5. yüzyıllara tarihlenen bir kale yerleşim yeri keşfedildi. Arkeologlar kalenin ve çevresindeki yapıların önemi ile ilgili sorulara cevap bulmaya çalışıyorlar. Arkeologlar kale duvarlarının her iki tarafında ne gibi yapıların var olduğunu araştırıyor. Açılan ilk yapı bir barınak. Kalenin içinde ekonomik amaçlar için kullanılan böyle yapılar oluşmuş.
Kalenin ortasında delikli fincan şeklinde bir taş bulunuyor. Bu milattan önce 7. 5. yüzyıllara ait bir ev aletidir ve ne amaçla kullanıldığı belli değil. Arkeologlar şu ana kadar sadece ekonomik amaçlara yönelik olduğunu varsayıyorlar. Barınaktaki kazılar kalenin tek katmanlı antik bir yer olduğunu doğruladı. Başka kültürel katman yok. Barınakta sivillerin kale bölgesinde yaşadığını kanıtlayan çanak çömlek kalıntıları, iğler ve hatta süt işlemek için kaplar ve benzeri aletler buldular. Hamazgay'ın Ermeni Eğitim ve Kültür Derneği girişimiyle yayınlanmış iki ilginç kitabın sunumu Sanat Köprüsü adlı kafede gerçekleşti. Ermeni kitapseverler Vartges Aharonyan'ın Antranik İnsan ve Asker adlı anı ile Levon Şant İnsan ve İşi adlı toplu makaleleriyle tanıştı. Vartges Aharonyan'ın Antranik hakkındaki hatıraları 1957'de Boston'da yayınlandı ve bir daha yayınlanmadı. Vartges Aharonyan, Antranik'in özel katibiydi ve ona çok yakındı. Hatıralarda Antranik'in karakteri yeni bir şekilde sunulmaktadır. Bu yıl diğer büyüklerimizin yanı sıra Hamazgay'ın birçok etkinlikte kutladığı Levon Şant'ın doğum gününün 150. yıl dönümüydü. Levon Şant'a adanan ve sunulan bu kitap, genç edebiyatçıların bilimsel araştırmalarına ilham kaynağı olabilir. Antranik, İnsan ve Asker adlı kitap hakkındaki analitik makaleyi web sitemizden okuyabilirsiniz. Bugün ulusal kahraman Gegaznik Mikaelyan'ın doğum günü. Gegaznik Mikaelyan 16 Kasım 1951 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti Aştarak bölgesi Arakazodun şehrinin Lernarod köyünde doğdu. Yerel ortaokuldan mezun olduktan sonra mesleki tarım eğitimi aldı. Cesaret ve askeri teknoloji ustalığıyla öne çıkarak Aştarak Yergrapah Gönüllü Birliği'nin komutanıydı. Artsakh Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk gününden itibaren Ermenistan Cumhuriyeti'nin Goris, Gornizor, Mehri, Nüvadi, Noyemperyan, Voskepar, İçevan, Ararat, Yeras ilçelerinde öz savunma savaşlarına katıldı. 29 Ağustos 1990 tarihinde Yerevan'da öldürüldü ve Aştarak bölgesindeki Sasuni köyüne defnedildi. Aslen Sasun'un Geliguzan köyündendi. Ölümünden sonra 20 Eylül 1996'da Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı ünvanı verildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin en yüksek anavatan madalyasıyla ödüllendirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Hoynar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.